Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağına şüphe yok. Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum. Biz şimdi küçük muharebeden döndük. Peygamberimizle beraber büyük muharebedeyiz. Allah'tan denizleri... Epeydir dergahımızı ziyaret etmemiştiniz hünkârım. Şeref verdiniz. Abdülmecit Sivas Efendi. Size hürmetim büyük. En yakın zamanda Sultanahmet Camii'ne gelip vaazınızı dinlemek isterim. Mesele malumunuz. İsyanlar, ihanetler, yangınlar. Allah'ın izniyle yakında hepsi bitecek. Nizam alemi tekrar kuracağım. İnşallah. Yasakları işittim. Dua edin de neticesi arzu ettiğiniz gibi olsun. Kararımdan şüphe mi edersin? Haşa, benim padişahım. Şüphe değil, endişelerim mevcut. Hak için intikam almak hünkârımıza farzdır. Lakin bu intikam zulme dönerse maazallah nizam o vakit bozulur. Daha olsak yıkılır gideriz. Zira devlet zulümle değil, adaletle ayakta durur. Geldi mi hünkâr? Hünkârım, silahlar nerede? Neden yanınızda değil? Geveran, daire neden? Yaptınız değil mi? Kıydınız ona. Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Atike'nin lafıyla... Nasıl vazgeçersiniz ondan? Söz vermiştiniz. Saadetim için ne gerekiyorsa yapacaktınız. Söz vermiştiniz. Devletlim. Payitaht büyük bir yangından çıkıp yaralarını sararken nizam-ı alem için sert tedbirler almak şart. Fakat neden böyle ağır cezalar veriyorsun? Bırak zindanda kalsınlar, akılları başlarına gelsin. Oğlum, böyle giderse ahalinin sevgisini tümden kaybedeceksin.
Hangi ahali validem? Rahmetli abim Sultan Osman'ın elini kolunu bağlayıp sokaklarda dolaştıran ahali. Benim onların sevgisine ihtiyacım yok. Sonunun abin gibi olmasından korkuyorsun değil mi? Veyahut amcan gibi. Onun için gittin dairesine. Korkularınla yüzleşmek için. Benim kimseden korkum yok. Kan beynine sıçradığında nasıl öfkelendiğini biliyorum. Gözünü budaktan esirgemediğini de biliyorum. Evet, bir hünkâr cesur olmalı. Fakat kaybedeceği savaşa girecek kadar değil. Ok yaydan çıktı validem. Savaş çoktan başladı. Ben göklerden gelen hüküm neyse ona razıyım. Ya kazanacağım, ya kaybedeceğim. Mührünü teslim et. Sana bu mührü verdiğim günü hatırlıyor musun? O gün bana bir söz vermiştin. Sözünü tutamadın Mustafa. Hakikati benden gizledin. Yalan söyledin. Arkamdan işi çevirdin. Ben vaziyeti izah ettim size. Geveren sultanımıza olan hislerimi anlattım. Zinhar gizlemedim. Yalan söylemedim. Peki Atike? Ondan neden bahsetmedin? Hünkârım bağışlayın lakin... Bu mevzuda bir şey diyemezdim.
Öfke Sultanımızın hislerinin karşılığı bende yok. Hal böyleyken size söyleyip kendilerini incitmek istemedim. Atike'ye böyle söylemiyor. Olsun kabahat senin Mustafa. Mesele bu raddeye hiç gelmemeliydi. Yazık. Hakkında bunları mı işitecektim? Nefsinin kurbanı olmuşsun belli. Şimdi söyle Mustafa. Yanımda, en yakınımda. Nasıl tutarım seni? Nasıl güvenirim sana? Sen söyle Mustafa. Sana ne yapmak gerek? Hükümdarım. İtimadınızı kaybetmek benim için ölümden beter. Canımı almanızı isterim. Kulun iyi hali, kalbin maruz kaldığı beşeri havatırın, nefsani vesveselerin ve dünyevi arzuların en sakin olduğu zamandadır. Nefsi ise en iyi dört şeyi terbiye eder. Bize teveccüh et.
olmuş. Silahlar gelmemiş yanında. Ben de herkes gibi ona ne olduğunu merak ediyorum. Çilehaneye kapandı. Çilehane ne demek? Zindana mı atıldı? Ademoğlu'nun kendisiyle baş başa kaldı. Nefsini terbiye etmek için inzivaya çekildiği yer Fahri. 40 gün 40 gece... orada kalacak, ibadet edecek. Zor bir imtihandan geçiyorsun yine. Ancak bunu da atlatacaksın. Çünkü sen mesele sevdiklerin olunca kalbinle hareket ediyorsun. Ve kalbinin sesini dinleyen yanılmaz. İnşallah. Cenaze vakti geldi hünkârım. Ne yaptıklarını görüyor musun silahlar? Musa Çelebi'ye ne yaptıklarını görüyor musun? Acımadan kıydılar. Vahşice katlettiler. Can dostum. Ben hiçbir şey yapamadım. Koruyamadım onu. Siz gereğini yaptınız hünkârım. Onu asilere teslim etmediniz. Sakladınız. Lakin bulmuş hainler. Benim hasada başımda. En yakın. Tek suçu. Bana sadık olması. Ölüme giderken dahi sadakatle taşıdım yürü.
sen aynısını yapabilir misin? Rabbim, uğrunuzda can vermeyi nasip etsin hünkârım. Madem öyle, bundan böyle bu mühür senin. Hünkârım, payitahttaki kahvehanelerin ve tütün satan dükkanların tamamı kapatıldı. Ambarlarındaki mallarına da el konuldu. Tütün ve kahve tüccarlarının ticari izinleri feshedildi. Gelen gemileri limandan geri gönderiyoruz hünkârım. Âlâ. Kimseye iltimas geçilmeyecek. Makamı, mevkii ne olursa olsun. Şüphesi dahi kâfi. Emrime riayet etme, cezasını çeker. Merak buyurmayın hünkârım. Yasakların tatbik edilmesini bizzat temin ediyor. Âlâ. Hünkârım. Cezaların caydırıcı olduğu muhakkak. Lakin sükuneti sağlamak için alınması icap eden tedbirler var. Neymiş onlar? Yangında ulemadan pek çok kıymetli zatı kaybettik. Devlette devamlılık esastır. Adaletin gecikmemesi için boşalan makamlara yeni isimler seçmek elzem. Şayet münasip görürseniz tayinleri derhal yapacağım. Tetkik edip kararımı daha sonra bildireceğim. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Tayini istenilen zatlar Ayzade Efendi'ye yakın, ona sevgi ve hürmeti olan zatlardır. Hatta birçoğu eski talebesidir. Görünen o ki Müftü Efendi makamını hırsları ve emelleri için kullanmaya başlamış. Çıkar kokusu.
Ne zamandır seninle görüşemedik Yahya Efendi? Yasaklar hakkında sen ne düşünüyorsun? Adalet terazisinin kaç dirhem çektiği gözle görünmez hünkârım. Bazen gaddarlık gibi görünen şey merhametin ta kendisidir. Zira bir kişiye gösterilen merhamet bin kişiyi kana boğar. Doğru yolu gösteren tek pusula vardır. Vicdan. Mühim olan onun ne söylediği. Gel. Hünkârım, Anadolu Beylerbeyi Yadigar Paşa yollamışlar. Hünkârım, kötü bir şey mi var? Yadigar Paşa Anadolu'daki vaziyetle ilgili istihbarat yollamış. Bursa ve çevresinde yasaklarım tam tatbik edilmiyormuş. İznik Kadısı Gümüşzade Mehmet Efendi rüşvetle herkesi serbest bırakmış. Kim bu Gümüşzade Efendi biliyor musun? İyi bilirim hünkârım. Günah boynuna, vaktiyle rüşvet aldığına dair pek çok itham vardı. Lakin Ayzade Efendi bütün bunlara kulak tıkayıp mükafat verir gibi Gümüşzade'yi İznik Kadısı tayin etti. Gel. Hoş geldiniz Valide. Sarayda olmadığınızı söylediler. Evet, vakıfta işlerim vardı, oraya gittim. Nedir o? Ahizade Efendi'ni tayin etmek istediği zatlar. Hepsi kendine yakın zatlar. Ulema içerisinde hizip kurmak istediği aşikar. Müftü Efendi bu isimleri verdiyse onaylaman lazım. Siz ne diyorsunuz Valide? Alenen ihanet içerisindeler. İstediklerini verip kendi kuyumu mu kazayım? Belli ki bu isimler de işin içinde. İstedikleri tayini yap ki huylanmasınlar. Biz de bilelim düşmanlarımızı, isimiz. Dediğiniz gibi olsun. Ben yarın Bursa'ya gidiyorum. Bir müddet payitahtta olmuşum. İznik Kadısı hakkında şikayetler almış yürümüş. Bizzat tetkik edeceğim. Devletim, sen niye gidiyorsun? Emir ver getirsinler haini. Biliyorsun arslan çekilince sırtlanlara gün doğuyor. İşte tam bu sebepten gideceğim Valide. Bakalım kimler yokluğumu fırsat bilip ne işler çevirecekler. Varsın meydanı boş bıraktım sansınlar, dolaşsınlar. Öyle bir anda bineceğim ki tepelerine. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Beni yanında getirmekle neye yettin? Çoktandır saraydan çıkmamıştım. Yasaklara uymayanlar ölümle cezalandırılacak, öyle mi? Amcanın odasında ne oldu Murat? Sana ne söyledi ki bu kararları aldın? Amcam mazide çektiğim acıların ete kemiğe bürünmüş hali Fahri. Tarihin tekerrür etmesine asla izin vermeyeceğim. Bu yangın benim felaketim olmayacak. Vatikan nasıl? Yalnız bırakmıyorsun değil mi? Hep yanındayım. Ama... Ama?
Silahtar olan hisleri beni korkutuyor. Yangın gecesi canına kıymak istedi. Zehir içmiş. Tesadüfen fark ettim de kusturdum. Dur bakalım, dur. Sultan Murad'ın yasaklarından haberin yok mu senin? Ne demeye fenersiz dolaşırsın gece vakti? Ya var git işine. Ne olmuş yani fenersiz çıktıysam, adam öldürmedim ya. Hem Sultan Murad nereden görecek şimdi beni? Sarayında keyif çatıyordur o zalim. Bre soysuz. Ne malum sarayında keyif çattı? Belki tam karşındadır. Hünkârım siz... Ağlar. Tez vurun boynunu. Hünkârım yalvarırım yapmayın. Ben imamın oğluyum. Babama yemek götürüyorum hemen şuradaki camide. Ev yakın olduğu için fenere gerek duymadım. Bir cahillik ettim hünkârım. Yalvarırım acıyın bana. Onu emirlerime karşı gelmeden evvel düşünecektin. Hünkârım yapmayın. Hünkârım yalvarırım kıymayın bana acıyın. Hünkârım yalvarırım. Ben yapma. Yapma. İzin ver gitsin. Allah nasıl korktu baksana. Allah. Hatasını anladı bir daha yapmaz. Hünkârım, ne olur affedin beni yalvarırım hünkârım. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Babama yemek götürüyorum hünkârım. Hünkârım ne olur acıyın bana hünkârım. Hünkârım ne olur bir daha yapmam. Hünkârım hayır. Fahri Sultan'ı saraya götürün.